Ne bekliyorsunuz burada? Beni mi? Seni ne bekleyeceğim? Asansör bekliyorum. Upsi. Asansör buradaymış meğersem. İyi, buyurun o zaman. Dün geceyi unutalım, please. Dün gece ne oldu ki? İşte böyle, güzel. Asla unutmam. Kafamdan kimse silemez. Aa, bu niye durdu şimdi? Çalışır, çalışır. Çalışmadı. Benim de kardeşimde kapalı yer fobisi var. Bizde salıncak fobisi de var, biliyor musun? Küçüklükten kalma. Önce Hayat salıncakta sallanırken düştü. Ben de onunla dalga geçtim. Sonra ben çıktım salıncağa. Ben sallandım. Hayat böyle dalga geçti. Sonra ben dalga geçtim. Ortalık bastı, bastı. Bak geldi, geldi. Bak geldi, çok 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 fena. Çok çok, aç aç aç, aç kapıyı. Darlandım, sıkıntı geldi, darlama geldi. Bastı, bastı, bak geldi. Bir sakin ol, bir sakin ol. Geçer şimdi. Çok çok çok. Bastı, bastı. Nefes al abi. Bastı, bastı. Açın kapıyı. İndi. Tamam. Sakin. Aç şu telefonu baba, aç. Açmıyor mu? Açmaz ki zaten. Niye açsın? Açmaz tabii. Bu adamın huyunu biliyoruz biz yani. Kerem, ya sen niye bu adama güveniyorsun ya? Bu adam daha önce de bizim 5.000 liramızı atmadı mı cebe, indirmedi mi? Niye veriyorsun parayı? Gelmeyeceğini biliyordum. Ama senin babanı da o halde bırakmak bana yakışmazdı. İpek kredi çıkar diye düşündüm. Ama çıkmadı. Üzülme. Ama ben seni uyardım. Biliyordum. Söyledim değil mi? Keşke vermeseydin Kerem ya. Kız. Kız ne yapıyorsunuz siz? Ayrılın bakayım. Ay Emine teyze, ayrılamayız vallahi, daha yeni nişanlandık. Sevgilime şefkat gösteriyorum şu an. Evlenince gösterirsin o şefkati, evlenince. Var mı yardım edecek bir şey? Yok. Siz oturun. Hatta başlayın, ben hemen geliyorum şimdi. Ha? Hadi. Şişt. Bak bakayım bana. Tamam, üzülme artık. Biz birlikteyiz, her şeyi halledeceğiz. Ya Kerem bakma öyle artık üzünlü üzünlü. Bak sen öyle üzünlü bakınca bıyıklarına buruk buruk bakıyor. Emine teyze, Allah aşkına mutfakta ne olmuş olabilir? Sen gülerek gittin kıkır diyordun az önce. Şimdi niye ağlayarak geldin? Bir fasulye bu kadar mı duygulandırır insanı ya? Anlamadım. Emine teyze, sen mutfakta kafanı mı vurdun bir yere? O elindekini bir bırak. Tansiyon mu çıktı senin? Senin şu dilaltı hapın vardı, o nerede? Ben getireyim gidip onu.
bu fasulyeyi fadik yapmış. Bak nasıl da ince ince doğramış. İçine şimdi bunun bir de kesme şeker atmıştır o. Tuzsuz yapmış bir de ya. Bu kadar düşünüyor beni bak. Çok güzel yapar o zeytinyağlı fasulyeyi biliyor musun? Yemeyelim mi? Ya ben size yemeyin mi diyorum. Ahiretliğimin kalbini kırdım. Ah kopaydı dilimde. Söylemeyeydim. Allah cezamı versin benim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Öyle deme, öyle deme. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Fadik. Fasulyeyi ben de yiyemedim. Boğazımdan geçmedi. Ah ben nasıl söyledim o sözleri sana. Ah benim dilim, yılan dilim. Nasıl söyledim o sözleri ben sana. Dilim kopaydı da söylemez olaydım. Tut kız şunu. Ahretlik kardeşim. Canım canım. Benim senden başka kimim var ki? Evet müdürüm, evet. Kaçmışlardı tabii, orada değillerdir. Evet, bizimle irtibata geçebilirler, haklısınız. Tamam, tamam. Teşekkür ederim bilginize, çok sağ olun. Hoşça kalın. Oğlum, bir gelişme var mıymış? Yok, ortalıkta yoklar, kaçmışlar. Nasıl bıraktım annemi o kızın eline baba? Çok şükür, bu kadarla da kurtulduk işte. Murat, hayatla aranızda ne geçti? Ne güzel gittiniz balayına. 2 günde ne değişti Allah aşkına? Bir şey değişmedi aslında babaanne. Yalanlara geri döndük. Alo. Hayırdır hayat? Fikrini mi değiştirdin? Hadi bana güzel haberler ver. İnşallah geberirsin Emre. Ah hayat, senin gibi kibar bir kıza böyle konuşmak yakışıyor mu? Sen bu kutuyu bizim evimize nasıl koydun? Yatak odamıza kadar nasıl koydun? Öyle yapmasam alacak mıydın? Almayacaktım tabii ki, Allah'ın belası, almayacaktım. Ya rahat bırak bizi artık, sen nasıl bir ruh hastasısın? Sen nasıl bir sapıksın? Bak, insanlar hayatta almak istedikleri için uğraşıyor değil mi? Ben de uğraşıyorum. Ha, en azından buna saygı gösterebilirsin değil mi? Sana saygı falan duymuyorum. İnşallah geberirsin. Kimle konuşuyorsun sen? Hiç. Her şey bunu. Kolyeyi de taksaydın. Böyle kutuyla ayıp olmuştur Emre Bey'e. Nereye gidiyorsun? Hayat, nereye gidiyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Oraya gireceği her şey var, hallolur değil mi? Neden bir aşkına yapıyorsun hayat? Tabii bir açıklaman varsa. Ha? Allah'ım yardım et. Nasıl söyleyeceğim? Hayat, sana söylerim. Orada öyle saklanacak mısın? Saklanacaksın yani. Çıkıp anlatmıyorsun bana, öyle mi? Açıklayamayacaksın yani. Tamam. Elinde sonunda çıkacaksın. Bütün gece orada saklanamazsın değil mi? Senin üzülme diye söyleyemiyorum ben. Sen üzülme diye.